Ünlü oryantal Didem Kınalı, Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Kınalı, pandemi döneminde ekonomik anlamda zorlandığını, böyle giderse arabasını satmak zorunda kalacağını açıklamıştı. Aslında sadece ben değil, birçok insanımız kötü halde. Şimdi ben bunu kendi üzerime, yani kendim için söylersem bu diğer insanlara kötülük etmiş olur. Burada işte kuryecisi var, temizlikçisi var. İşte atıyorum dükkan çalışanı var, dükkan sahipleri var, kiralanı ödeyemeyenler var, çok zor durumda olanlar var. Ben aslında hepsinin sesi olmak istedim. Çünkü neden? Şimdi AVM'ler açılıyor, açık biliyorsunuz. Metrolar açık, metrobüsler açık. Yani halkın çok olduğu, kalabalık yerlerin olduğu her yer açık. Şimdi bunlar açılıyor. Ama fakat bizim yapmış olduğumuz sektördeki yerler kapalı. Yani neden? Yani sahneyle, şimdi şarkıcılar da aslında şu an iş yapıyor. Onlar da sahneye çıkıyor. Ki onların arkasında bir sürü saz ekibi olmasına rağmen ben tek başımayım. Yani masalar ona göre düzen olabilir. Sahneden bir o kadar daha uzak olabilir. Yani benim söylemek istediğim, neden bazı mesleklerdeki insanlar çalışmıyor ama bazı sektörlere karşı biraz daha insaflı davranmalarını istiyorum. Ailesine ve yeğenlerine baktığını belirten Kınalı, hazıra daha dayanmaz dedi. Biraz daha dayanabilirim. Ne kadar dayanabilirim onu da bilmiyorum. Allah bilir. Yarın öbür gün hani bir şey çıkar, ne olur bilemeyiz hiçbirimiz. Ama böyle devam ederse, 4 aydır çalışmıyorum ki herkesin öyle hazıra daha dayanmaz. Kenara atıyorsundur birkaç kuruş ama bu seni ne kadar idare eder belli değil yani. Çok sıkıntıya düşersem, çok dara düşersem, çünkü ben de aileme bakıyorum, anneme bakıyorum, yeğenlerime bakıyorum, kendime bakmaya çalışıyorum. Kira parası var, faturalar var, ay dediğin kapı arkası. Yani çok çok kötü olursam tabii ki de arabayı satacağım. Yani başka elimde bir tek o var, hani o kalıyor. Kan kustum ama kızılcık şerbeti içtim derim yani. Hiç kimseye kendimi acındırmak için zaten bunu söylemedim ki, niye acındırayım? Mal benim, ister satarım, ister satmam. Bundan kime ne yani? Didem Kınalı kazandığı parayı paylaştığını belirtti. Bu zenginler vardır ya, hep bana olmuyor işte. Eğer benim evimde bugün bir tencere yemek kaynıyorsa, isterim ki komşumun ya da dışarıdaki herhangi bir çoluğun çocuğun da karnını doymasını isterim. O yüzden ben zengin olamıyorum galiba. O yüzden parayı tutamıyorum büyük ihtimal. Kınalı'ya eski patronunuz İbrahim Tatlıses'ten hiç yardım istediniz mi diye soruldu. Hayır, tabii ki de istemem. Yok. Hiç kimseden istemem. Yani rahmetli babam yaşasaydı babamdan bile istemezdim. Ben o yapıya sahip bir kız değilim. Yok, hayır, görüşüyorum. Arada bana videolar gönderiyor. Güzel dans eden kadınlar olursa. Geçen bana Brezilyalı bir öğrencimin videosunu göndermiş. Boynuz kulağa geçmiş diye. Dedim o benim öğrencim, biliyorum. Brezilya çok iyi dans ediyor o da. Boynuz kulağa geçmiş demiş. Böyle bir şaka yapmış. Ben de öğretmeni kim diyecektim ama demedim. İbrahim Tatlıses geçen günlerde oğlu Ahmet Tatlıses'i karakola şikayet etmiş ve oğlunu mallarını satmasına engel olmakla suçlamıştı. Ünlü oryantal eski patronu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Oğluyla olan şeyi üzüldüm, gerçek payı var mı yok mu bilmiyorum tabii ki de. Ya işte düşme ya. Yani yeter ki düşme. Ne evlat anneye babaya, anne baba evlada, hiç kimseye acımıyor. Varsa tırnağın kaşınırsın, yoksa kel kalırsın diye bir laf var. Çok doğru bir laf. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani evladından bile korusun. Neleri görüyoruz, neleri duyuyoruz. Yani evlat babasını öldürüyor yeter ki gizli gizli maaşı kalsın diye.